Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Supermarket Simulator serimize kaldığımız yerinden devamımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Muhittin Bakul olarak büyümeye devam ediyoruz. Geçen bölüm bayağı bir işlerimizi yapmıştık. Dükkanımızı da açalım. Bölüm dışında arkadaşlar, ben bütün rafları doldurdum. Bayağı bir, hatta artan malzemelerimiz oldu. Onları da kenarları dizdim. Böyle böyle arkadaşlar. Tabii birkaç eksiğimiz var. Onları da birazdan alacağız. Paramız şu an yetmediği için alamamıştık arkadaşlar. Şöyle dizdik. Zaten kasiyerimiz vardı arkadaşlar. Bu bölümde de arkadaşlar yine etrafımızı büyütmeye çalışacağız ve bol bol raf almak istiyorum arkadaşlar artık. Hani ürünlerimizi daha fazla bir şekilde koyup da artık sıkıntı çekmek istemiyorum ve hani bugün planımızı yaparsak bir tane daha kasa almak istiyorum. Çünkü bu kasa bazen tek zor oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı bakalım bugün planlarımızı yapabileceğiz mi? Umarım güzel, keyifli bir video olur arkadaşlar. Planlarımızı da yaparız. Hadi bakalım ne olacak? Size şimdiden keyifli seyirler. Evet, dediğimiz gibi ürünlerimizi bayağı bir stokladık arkadaşlar buralara. Tabi kutularda hep azar azar kaldı da gene de stoklarımızı yaptık. O yönden güzel oldu. Bak şu makarna mı? Ha, yok, unmuş bu. Bunu makarna zannettim, koyacaktım da yokmuş. Neyse arkadaşlar, bakalım. Paralarımızı kazanalım, faturalarımızı ödeyelim. Öyle öyle devam ederiz. Ve bu arada arkadaşlar, bugün belki şey yapabilirim bu arada arkadaşlar. Kredi çekebilirim. Hani en azından raftır, kasadır, ürünlerdir, şunlardır, bunlardır, onları almak istiyorum. Bakalım bölümün başımıza neler gelecek, dediğimiz gibi görelim. Ve bu arada arkadaşlar, çok güzel bir güncelleme geldi. Artık raflarda hangi ürün koyduysak onun resmi ve kaç tane kaldığı gözüküyor. Bence çok güzel olmuş. Mantıklı da olmuş yani bu arkadaşlar. Yani çok hoşuma gitti bu detay benim açıkçası. Beğendim yani. Bakalım 46 dolarımız. Şu ilk önce bir faturaları bir ödeyelim. Aynen, bunu da bir öde. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu ürünler giderken biz bakalım. Bak neler açabiliriz, neler var. Şimdi bak, 9. seviyede zaten bunu açabilirmişiz. Tamam mı? Ürün lisansından kekleri, sonra şekerleme, mısır gevreği, çikolata bar ve yoğurt. Bak, bugünkü planımız bunu açmak arkadaşlar. Ondan sonra alan olarak büyüyebilir miyiz? Bundan emin değilim. 1300 dolar, çünkü bu bayağı bir fazla. Oo, depo görevlisi de gelmiş. Depo görevli de depo rafı gerekli mağaza. Bak güzel, bu yeni güncellemeyle gelmiş arkadaşlar. Özelleştirme hala yok. Tamam, güzelmiş. Beğendim bu mantığı. Şimdi toptancıdan arkadaşlar biz birkaç tane ürün alacaktık. 78 dolar bir biriktirdik mi? Hani bu dolapla ilgiliydi. Onları da bir alalım. Çünkü onlar az kalmıştı. Şunları bir yerleştirelim. Bu neymiş? Süt. Sütümüzü yerleştirelim hemen. Arkadaşlar bugün dediğimiz gibi büyük ihtimal kredi çekeceğiz. İşlerimizi daha fazla büyütmek için ve daha hızlı bir şekilde büyütmek için kredi olayına gireceğiz. Hiç girmek istemiyorum arkadaşlar bu kredi olayına ama mecburuz ya şu anlık en azından. Krediye gireriz yani. Ama bak, dediğimiz gibi arkadaşlar, bu detay çok hoşuma gitti ya. Böyle malzemelerimizi yavaş yavaş bir yerleştirelim. Şu an işlerimiz çok iyi gidiyor. Stoklarımız da çok güzel var açıkçası. Ondan dolayı da çok rahatım. O hangi su, meyve suyu? Ah, portakal suyu. Çok iyi. Lan bir tanecik kaldı. Neyse, şimdi şöyle bir koyalım. Bu neydi? Gazlı içecek değil mi? Evet. Çünkü az kalmıştı. Şunu bir tazeleyelim. Tamam. Çok güzel oldu. Süper. Raflarımız ne durumda? Raflarımız da çok güzel. Tıkırında hepsi. Çok güzel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Mükemmel. Zaten paralarımız çoğalıyor yavaş yavaş. Dediğimiz gibi arkadaşlar, şimdi geliştirme olarak o ters kasa. Bu ne lan böyle? Yan tarafında mı? Bu belki birleştirme olarak kullanılmış olabilir arkadaşlar. Hani birleştirirken düzgün gözüksün diye ters kasa olarak yapmış olabilirler. Şimdi fiyatlarda farklı bir değişiklik yok. Şimdi arkadaşlar, dediğimiz gibi mesela bak, raflar bir kademe daha aslında gelişsek arkadaşlar, genişlesek pardon, bizim için çok daha güzel olabilir aslında. Bak. Aynen, sonra raflarımızı öyle öyle dizeriz. Malzemelerimizi aldık mı filan, tamam. Genişleme ne kadardı arkadaşlar? Büyüme. 1300 dolar değil mi? İşte çok fazla ya. Cidden çok fazla. Neredeydi? Kredi neredeydi lan? Heh, kredi buradaydı. 2000 dolar. Zaten bunu çektik mi var ya, 173 dolar ödeyebiliriz zaten de. 1300'ünü buraya atsak. 1305 tane. Arkadaşlar ben bir riske atacağım, tamam mı? 15 günde bitirelim bunu. 10 gün yapsak 240 dolar her gün. Biz 15 gün yapalım ya. Ya biz yap. Aynen arkadaşlar, yap şunu. Tamam. Bunu yaparız zaten. 2300 dolarımız var. Bak tamam. Şimdi bunu kendimizi riske atacağız ilk önce. Büyüme olarak bir alalım. Tamam mı? Büyümeyi aldık. Tamam. Şimdi toplam kaç tane rafımız var bizim arkadaşlar?
Satışlarımız burada olurken bu arada arada ürünlerimize de bakalım. Bunu bu koy. Biten ürünümüz var mı? Lan dur lan. Dışarıda kaldık ya. Bütün ürünümüz yok. Bu neydi? Ya bu şundan galiba. Aynen şunu da koyalım bari de. Şu da gitsin. Tamam. Biten ürünümüz su. Biraz azalmış. Bak su siparişi verebiliriz. Aynen hatta hemencik su siparişi verelim. Başka? Su. Zeytinyağı verebiliriz. Su, zeytinyağı. Su ve zeytinyağı. Arkadaşlar bu siparişleri verelim. Düzenlemeleri yavaş yavaş yaparız zaten. Su, zeytinyağı. Şu ışığı da açacağız. Bir saniye bir. Bu zeytinyağları bir dizelim. Lan gene bir tanecik kaldı ya. Işığı açalım. Tamam. Akın akın müşteriler ediyor ya. Çok seviyorum böyle hız. Çok gelince arkadaşlar müşteriler çok hoşuma gidiyor. Tamam bundan da bir tane kaldı değil mi? Yine bir kuyruk oluyor yavaş yavaş ama olsun. Şimdi tazelemelerimizi yapalım. Tamam. 9'a da az kaldı. Kapanacağız yakında. Tamam. Şöyle koyalım. Bu neymiş? Tamam bak kutuları en azından çıkartalım. Kutular yer kaplamasın. Bu ne? Çay. Çay daha var. Genişlememizi yaptık. Bak çok güzel oldu. Toz şeker. Toz şekeri de koyalım. Tamam. Bunları da koyalım. Başka kalmadı. Çok güzel be. Arkadaşlar oyun gerçekten çok sarıyor ya. Vallahi çok keyifli bir oyun. Bu neymiş? Zeytinyağı. Lan ki biri almış sonunda. Malzemeler biten malzeme. Makarna ve un siparişi verebiliriz. Makarna, un. Evet bak onlar çok sıkıntı. 9 olmadan hemencik vermemiz lazım. Makarna. Un. Çabuk lan çabuk. Tamam. Çünkü birazdan sipariş verilmiyor. Saat 9'u geçtikten sonra arkadaşlar sipariş kabul etmiyor. Tamam günü bitirebiliriz ama daha müşteriler geliyor. Ödemeler de geliyor. Çok iyi. Bu neydi? Spagetti. Yerleştir oğlum. Tamam spagetti de bitti. Oh iyi bak kutularımızı da boşalttık en azından arkadaşlar. Bu neydi? Oo, portakal suyu neredeyse bitmiş. Tamam. Yarın arkadaşlar var ya işimiz çok var bizim. Etrafımızda büyüttüğümüz için. Tamam. Çok iyi. Hala da gelen var lan. Gelin gelin. Bizim işimize yarar açıkçası arkadaşlar. Yumurtalar bu kadar. Tamam. Hangi meyve suyundan bu? Şundanmış. Daha var mı? O, bak atacak da az kalsın. Bu kenardaki de arkadaşlar gözükmüyor var ya. Lan bunlar hiç gitmemiş mi lan? Tamam bak portakal suyu almayın ha. Öyle bir enayilik sakın yapmayın. Zeytinyağı 2 tane alınmış. Çok iyi. 1300 dolar. Hala da gidiyor. Çay da 3 tane alınmış. Zaten 3 tane vardı. Tamam. Kutularımızın neredeyse hepsini boşalttık ha. Çok da güzel oldu. Tamamdır. Büyük ihtimal bundan sonra arkadaşlar bu dayıdan sonra biter. Aynen öyle. Eksik olarak açıkçası yarın sipariş olarak vereceğimiz portakal suyu var. Gazlı içecek var. Yani tabi bu planındaki gibi yaparsak arkadaşlar baya bir siparişimiz olacak. O ayrı bir şey de. Ama en azından planımız uyumazsa az bir siparişimiz var. Kola, gazlı içecek ve meyve suyu. Sadece onlar. Seviyemizi de hızlı bir şekilde arttırıyoruz. Bu kasiyer olayı cidden işi çok fazla büyütüyor ya. 1431 dolar. Ne kadar olmuş? Eksi 8822 pardon. Tabi kredi çektik ya. Toz şeker. Hemen şuna bir bakalım. Heh. 4 sek... Oha lan. Çok abartmadan 5.60 yapacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi ilk önce bir öncelikle arkadaşlar güne başlamadan önce şuradan yönetimden bir faturaları öde. Tamam, faturalar ödendi. Lisanslarımız da bak çok güzel bir şekilde artıyor. Tamam. Ondan sonra bankaya gel. Kredimizi bir ödeyelim. 173 dolar. Tamam. Şimdi arkadaşlar toplam kaç tane rafımız var? 1, 2, 3, 4. Şimdi bakın bunların bir sistemlerini bir yapalım. Öncelikle. Şunu şöyle bir koy. Şunu da bir şöyle koy. Tamam. Şu birli dolaptı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum ben. Şimdi. Şöyle bir kalsın bir. Sonuçta. Ama bak burası çok sıkıntı olur ya. Şu kadar olmasın. Şu kadar olsun. Aynen öyle. Tamam. Ondan sonucuma. Gel bakayım sen de. Böyle çok güzel bir şekilde sığdırmak da istiyorum arkadaşlar. Tamam. Sonracığıma. Sen değil oğlum. Seni komple al.
Tamam. Şimdi sen şöyle, yok o kadar da değil. Sen biraz daha kenara gel. Tamam. En azından arkadaşlar yerimiz de böyle açılır. Orası arkası boş kalsın artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ondan sonra şöyle bir yapsak. Ah tamam. Oğlum sen değil ya. Heh, sen gel. Bak M arkadaşlar bayağı bir alanda kalıyor açıkçası böyle. Bak buradan burasını görürüz. Buradan böyle. Bence çok güzel olur arkadaşlar böyle. Aynen öyle. Şu an hiç rafımız bile kalmadı. Neyse. Diyorum ki 4 tane raf, 2 tane küçük dolap daha söyleyelim. Paramız ne kadar yeter bilmiyorum da. Dur bakalım yetecek mi? 1, 3, 4. 4 tane raf, 2 tane küçük dolap. 1200. Ulan ucu ucuna yetmiyor lan. Neyse. Dolapları bir sipariş vermeyelim. Aynen dolapları bir vermeyelim mi? Tamam dolaplar bir kalsın bir. Tamam mı? Arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Hatta raflardan da biz garanti garanti yapalım. Tamam mı? Raflardan iki tane alalım bir şimdilik. Şu rafları bir al oğlum. Şimdi şöyle koysak. Tamam. Buraları zaten girilebiliyor. Olmadı belki birazcık daha açıklık bırakırım. Ama belli olmaz. Şöyle. Hadi lan. Ah, tamam. Tamam. Aslında iyi ya. Birazcık daha gelelim ya biz. Birazcık daha gelelim. Tamam. Sen de gel. Tamam. Birazcık daha araya gelelim. Böyle düzenlemeler arkadaşlar önem veririm. Hadi lan. Heh, tamam. Bak böyle biraz daha iyi oldu. Aynen öyle. Şimdilik dolabı da şöyle koyalım. En azından bir süreliğine. Tamam. Şimdilik evet arkadaşlar. Raflara geldi. Oo, 771 dolarımız kalmış. Lan bayağı bir kalmış. İki tane almıştık ama değil mi raf? Aynen. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar evet asıl meseleye geldik. Bütün her şeyden dolaba koyulacak şeyler hariç. Dolaba koyulacaklar hariç. Arkadaşlar. Hepsinden bir siparişimizi verelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben burada biraz hızlı geçeyim. Sizi de sıkmayalım. Düzenledikten sonra gösterelim. Ama mantığımız çok güzel olacak. Bu arada meyve suyunu fazla koyduk. Onu bir çıkaracağız. Mantığımız çok güzel olacak. Oha lan. En son un koymuşuz zaten. Fıstık ezmesi un. Hani ilk önce şunları bir sipariş verelim. Mantığımız arkadaşlar yaptıktan sonra zaten hani ne yapmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Çok güzel olacak ve düzenimiz de bence daha güzel olacak. Yani ona göre bir şekil yapmaya çalışacağız buralara. Bakalım nasıl olacak umarım istediğimiz gibi olur. Biz hemencik bir düzenimize geçelim. Ondan sonra arkadaşlar hani burasını bitirdikten sonra çok sıkıcı olmasın. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biraz uzun sürdü ama yine birazcık yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabi biraz eksiğimiz var. Ama yine düzenimizi birazcık anlatayım size arkadaşlar. Bu arada bir tane daha raf aldım. Şu an paramız yetmediği için alamadık. Ama bir tane daha rafım olsa tam istediğim gibi yapacağımı düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Birkaç tane eksiğim oldu. Böyle arkadaşlar her 4 bölmeye aynı şeyden koymaya çalıştım. Çünkü öyle daha hani güzel olur bence. Daha düzenli olur. Arkaları da böyle. Hani tabii eksik ürünlerimiz var tabii de onların hepsini yavaş yavaş alacağız. Sadece arkada arkadaşlar şu bölmeyi istediğim gibi yapamadım. O da raf eksikliğinden dolayı. Şu an toplam sanırım 2-3 tane ürünümüz var. 2-3 bir tane daha raf oldu mu arkadaşlar tam istediğimiz gibi yapacağız. Yani şu anki malzemelerimizi. Şu an bakın burada işte yumurtalarımız, peynirlerimiz falan. Bunları da aynı şekilde yapmaya çalışacağım bu arada. Ama dediğim gibi para eksiğimiz olduğu için istediğimizi tam yapamadık ama gün geçtikçe arkadaşlar yavaş yavaş yapacağız. Şimdi marketimizi de açalım. Müşterilerimiz gelsin. Her para kazandığımızda arkadaşlar tekrar tekrar ürünlerimizi yenileceğiz. İlk önce hatta ben direkt bir tane raf bir koyayım şuraya. Aynen öyle raf geldi mi hemencik rafımızı alırız arkadaşlar. Ondan sonra işte malzemelerimizi falan aldık mı düzenimizi yapacağımızı düşünüyorum. Hani eksik olarak başka bir şeyimiz var mı bu arada? Peynir o kadar az mı? Heh, peynir daha var mı? Hatta şunu şu anlık şuraya koyalım ya. Aynen öyle. Şurada daha düzenli olur. Şimdi şöyle koy. Hem hani görürüz. Aynı malzemeler var ya şu an arkadaşlar bunlarda. Hem bizim için daha güzel olur. Aynen öyle. Şunu da şöyle koyduk mu? Tamam. Bakın aynı. Çok güzel oldu bence ya düzen arkadaşlar. Yani siz ne diyorsunuz? Bu arada
yorumlarda belirirseniz çok sevinirim. Hani bu mantıklı daha çok gerilem dediğimiz gibi hani ürünler ne kadar bitti mi bitmedi mi az mı kaldı hani böyle daha çok anlaşılır. Tabi buraları böyle doldurduk mu çok çok daha iyi olur arkadaşlar. Hani en azından günümüzü sıkıntısız bir şekilde atlatırız. Şimdi bakın şuradaki bir ışığı da bu arada şöyle bir koyalım. Tamam. Bu arada birkaç tane spot ışık da alırız. Hani her bölüme 4 tane olsa mesela toplam 12 tane falan ışık güzel olur. O ışıkları da hallederiz ya. 3, 4, 5, 6, 7 tane ışığımız var. 5 tane daha falan ışık aldık mı aslında? Ne kadar yapar acaba? 200 dolar değil mi? Bir 400 dolar. Tamam. Bunu daha sonra da alsak olur da. Şu an bakalım paramız ne kadara yetecek. Ürünlerimiz her zaman böyle kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eksiklerimiz oldu mu? Eksiklerimizi de alacağız. Böyle böyle. Bence çok daha güzel oldu ya düzenimiz. Böyle daha da güzel yapacağız arkadaşlar. Şimdi satışlarımızı yapalım. Bir 200 dolar oldu. Şunu bir çıkaralım. Bir rafımızı bir alalım. Spot ışığını daha sonra hallederiz. Çok önemli değil şu an. Şimdi. Heh, tamam. Ürünlerimizi bir koyalım. Şuraya şu pirinçten bir koyalım. Arkadaki pirinçleri bir toplayalım. Topla 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 topla. Tamam. Açıkçası çok güzel olacak ya. Arkadaşlar oyun dediğim gibi çok sarıyor. Yani cidden tavsiye ederim. Yani keyifli. Hele şu Ramazan ayında gerçekten bence güzel gider ya. Hani çünkü zaman da çabuk geçiyor yani bunun arkadaşlar. Bir oturuyorsun birden zaman iftar geliyor birden sahur oluyor. Ondan dolayı gerçekten tercih ederim. Öneririm de. Şimdi şu çaylarımızı da alalım. Buraya ayran koyarız. Ya benim için çok pahalı. Kardeşim bak buradaki hiçbir şey bir pahalı değil. Hepsinin fiyatlarını kontrol ediyorum arkadaşlar günü açmadan önce. Yani biraz abartıyorlar ya dayılar. Neyse. Bunları da bir dizelim şuraya. Eksik malzemelerimizi sonra arkadaşlar alacağız yavaş yavaş. Tabi dolapları da yapacağız. Ulan ayran kutusu. Bir ayran siparişi verelim. Şurayı da düzenleyelim bir arkadaşlar. Ayran da değil mi lan o? Süt müydü yoksa? Sütmüş bu. Şunu verdik mi? Tamam. Bu arada eksiklerimiz var mı? Eksiklerimiz bir şey çok pahalı dedi enayi de. Tam onu göremedim. Eksiklerimiz çok güzel gidiyor şu an. Bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Şimdi şu sütlerimizi de bir düzelim şöyle. Tamam. Gel oğlum. Tamam. Her rafa düzgün bir şekilde yerleştirelim. Tamamdır. Çok güzel oldu. Hatta bir rafımız boş bile kaldı ya. Mükemmel oldu. Şimdi bu ne? Meyve suyu. Lan portakal da mı bunlar? Aynen portakaldıymış. Şuraya koy. Şöyle koy bakayım. Bu suyumuzu... Su neredeydi lan? Su alındı mı? Su alınmıştır ya. Aynen öyle. Tamam bunu atalım. Ürünlerimiz var şu an. Sıkıntı yapmayalım. Şurada elmalı. Bu elma suyu da bitmiş. Bak az kalmış ha. Günümüzü de bitireceğiz. Günümüzü bitirmeden önce arkadaşlar paramızı da bu arada bırakalım. Kiradır, şudur, budur. Ödemelerimiz oluyor yani. Bunlara dikkat edelim. Şimdi şu kolalarımız bundan satılmış mıdır? Satılmış. Çok iyi. Tamam raflarımızda böyle aşırı biten bir raf var mı? Yok tamam ürünlerimiz var. Ama birazdan dediğimiz gibi arkadaşlar siparişleri vereceğim tekrar. Sıkıntı yaşamayalım. Yumurtalarımız falan her şeyimiz var. Şu portakaldı. Tamam. Portakal suyumuzu da şöyle koyalım. Kolaydı. Kolaları da koyalım. Tamam. İki tane kutu kaldı. Güzel. Burada başka kutu var mı? Yok. Tamam arkadaşlar. Temel gıdalarımızı. Şimdi bak hepsinden teker teker bir siparişlerimizi verelim. Hepsinden. Bu arada. Ne kadar yaparsa. Hepsinden ver oğlum. Şunlar hariç şu anlık yine dediğim gibi. Dolap malzemeleri. 9, 10. Zeytinyağından itibaren tekrar vereceğiz. Zeytinyağı. Tamam gün daha erken. Bugün bitmez. Elma suyumuz yok demiştik. Bundan da verelim. Tamam. Işığımızı açalım. Tamam. Evet arkadaşlar hemencecik ürünlerimizi yerleştirelim. Un. Şu bölmedeydi. Oo, un. Un bayağı bitmiş bu arada. Un bir tane daha sipariş verebiliriz. Aynen. Neyse. En son veririz tekrar. Biten ürünümüz yok. Çok şükür yok. Aynen öyle. Güzel gidiyoruz. Tam alt tarafta var zaten. Bu neymiş? Mısır gevreği. Hepsini yerleştir oğlum.
Tamam. Böyle böyle arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Ve zaten şu an bence de çok da güzel gidiyor. Aynen öyle. Eksik ürün yapmak istemiyorum yani artık ilk zamanlardaki gibi. İlk zamanlarda mesela eksik ürünlerimiz oluyordu arkadaşlar. Artık yani öyle bir döneme girmek istemiyorum. Yani ne alırlarsa her şeyden olmasını istiyorum. Rafları da öylesine yerleştiriyorum. Hani her raf dolu olsun. Boş raf görmek istemiyorum çünkü. Tamam. Böyle böyle karman çorman yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yağ var. Ama şimdi düzenimiz... Bak burası çok şey. Tüm kasalar dolu be kardeşim. Bu yazılar çok komik oluyor. Bu arada arkada bir şey daha eksikti ya. O neydi onu göremedim tam. Bu arada spot ışığı kesinlikle almamız lazım yarın. Diğer gün yani spot ışığından kesinlikle alalım. Çok az var spot. Yani arka hiç aydınlanmıyor neredeyse. Dediğimiz gibi 5 tane lazım. O bak makarna neredeyse bitecekmiş. Lan bana mı takıldı lan onlar? Günümüz bitti. Tüm kasada dolu be kardeşim. Tamam be kardeşim isyan etmeyin. Kasada alırız yakında merak etmeyin siz. Kahve. Arkadaşlar sistem bence çok güzel oturdu. Bu arada bunlar takılıyorlar mı birbirlerine? Ha, yok takılmıyorlar tamam. Çay neredeydi? Öndeydi değil mi? Çay evet. Bu çayımız vardı değil mi lan bizim? Yo yerleştirmişiz hepsini. Çok iyi. Çok iyi. Çay bayağı bir çok fazla geliyor ya çay. Elma suyunu bak unutuyorduk ha. İyi Allah'tan bitmemiş. Daha var birkaç tane. Tamam. Portakal suyularını yerleştirelim. Tamam portakal suyu bitti. Bu neymiş? Aha ayran. Süt. Bunu hep ayran diyoruz ya. Çok iyi. İşte bu be. Vallahi arkadaşlar çok güzel satış yaptık ya. 443 dolar. Tamam. Şu 200 dolarlık arkadaşlar şu spot ışıklarını bir... Lan gece olmuş. Sipariş veremiyoruz. Ama bak şunu ekleyeceğim. Bekle şunu. 5 tane çok gerekli ya. Arkası hiç ışık yok yani neredeyse. Tamam. Bütün raflarımız da dolu. Çok iyi be. Arkadaşlar sistem bence çok harika oldu. Bu arada dolap alırız gene. Kaçar tane. Mesela bak dolapta şu an kaç ürünümüz var arkadaşlar? 3. 3'er tane var değil mi? Oha lan. Yani burada 3 tane var. Mesela bunu sadece yumurta yaparız. Bunu peynir yaparız. Bir tane daha dolap alırız. Onu da süt yaparız değil mi? Yok 4 tane varmış lan. 2 yumurta. Yumurtalar var. 1, 2, 3. Bir de süt var. 4. Aynen. 2 tane daha raf lazım aslında buzdolabı. Ondan da ekleyelim. Tamam mı? 600 dolar. Yarın alacağımız şeyler 600 dolarlık. Ürünlerimiz şu anlık sıkıntı yok ürünlerde. Arkadaşlar. Neyse bugünümüzü bir atlatalım bir. Zaten ödemelerdir, şunlardır, bunlardır. 600 dolar başladığımız gibi direkt yapamayız da. Sonraya doğru onu hallederiz en azından. Şu an 600 dolar oldu da. Ama ödemelerimiz falan olacak ki arkadaşlar. Yine büyük ihtimal bir 400 dolardan falan başlarız yarın. Yani bak bu mesela azıcık bir şey almış. Seviyemiz de bu arada 13 oldu. Bu arada ama arkadaşlar sistemimizi bence çok otomatikleştirdik. Yani çok güzel oldu bence ya. Keyifli gidiyor. En azından bu bölüm yeni malzemeler açabilir miyim bilmiyorum. Ama bak bu bölüm mesela dükkanımızı büyüttük. Raf sistemimizi ayarladık. Yani bence çok hoş oldu. Günü bitirelim. Ne kadar kar yapmışız? Yine eksiği olabilir. Çünkü bayağı bir şey aldık arkadaşlar. Ama bakiyemiz güzel. Gazlı içecek, toz şeker düşmüş. Düşmüş. Gazlı içecek artmış. Toz şekeri 4.50 yap ya. Çok arttırmayalım. Gazlı içecek yükselmiş. Ne kadar olmuş? 2.40. Çok fazla yükselmiş. 2.50 yapalım bunu da. Tamam. Sen ödemeni aldın mı lan? Arkadaşlar bu ödemesini aldı mı acaba? Faturalar. Öde. Lisanslar, depo, işe alım. Şudur budur. Bunu geç. Bankaya ödememizi yapalım. 173 dolar. Tamam. 394 dolarımız kaldı zaten direkt. Dolabın bir tanesini şey yapsak. Ulan yine para etmiyor. Neyse spot ışığı şu an hani o kadar mühim bir şey değil. Ama yine bunu yetmiyor. Neyse şu an biz bir dükkanımızı bir açalım. Yine satışlar gelsin arkadaşlar. Sipariş olarak verebileceğimiz hani şu an acil olarak mesela neyimiz bitmiş? Un. Bak un veririz. Makarnamız ne durumdaydı bu arada? Un veririz. Un.
Gazlı içecek. Un ve gazlı içecek. Aynen. Bir de onlardan veririz. Un ve gazlı içecek. Lan gazlı içecek aşağıdaydı. Dur onu tekrar ekleyelim. Tamam. 410 dolar. Yani 414 dolara ihtiyacımız var. Tamam. Bu arada kolalarımızı yerleştirelim. Boş değil mi? Boş. Tamam. Burada ne vardı? Bir meyve suyudan vardı. Bu vardı. Tamam bu da bitmiş. Güzel. Burada ne varmış? Yumurta. Yumurta da hepsi doluymuş lan. Tamam. Hemencik siparişlerimizi verelim. Gelsin bunlar da. Bunlar dolaplarımız değil mi? Yes. Hemen şunları da bir yerleştirelim. Dolap işleri de tamamladık. O da çok güzel oldu bizim için. Valla düzenimiz çok iyi gidiyor arkadaşlar. Gazlı içeceklerimizi tamamdır. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Unlarımızı da koyalım. Bunlar da gitti mi? Tamam. Ne pahalı dedin lan öyle? Dur, göremedim. Şimdi arkadaşlar yumurta... Bak şu siparişlerimizi verelim bir de bak. Nerede onlar? Heh. Su. Bu. Tamam. 69 dolar. Bunları da çünkü raflarımızı da düzenleriz bunları da yavaş yavaş. Bak yumurtayı aslında düzenleyebiliriz. Yumurtayı direkt arkaya götür. Yumurta arkada olsun. Aynen öyle. Tamam bak hemencik yumurta aldılar. Şunları da al. Sağan şeylerimizi arkadaşlar alırız. Oo bak bunlardan 5'er tane var değil mi lan? Çok iyi. En azından arkadaşlar dolaplara baya bir süre bakmayız. Başka alabileceğimiz mesela ah peyniri de alabiliyoruz. Çok iyi. Oo peynirimiz bitmiş. 4. Peynir direkt peynir sipariş verelim. Hem de 2 kutu. Ha zaten verecektik. Peynirden 2 kutu dedik. Tamam. Yumurta. Yumurtaları dizelim. Tamam. Peynirleri. Peynirler burada değil. Sütmüş bu. Tamam buraya da süt ürünleri koyalım bari. Tamam burası da süt ürünleri olsun. Peynirimiz. Geldi peynirimiz. Peynir. İki tane daha peynir vereceğim. Ha tamam. Vermişiz zaten. Tamam. Çok çok iyi oldu. Peynir ama gene veririz. Peynir çünkü çok azmış ya. Tamam buraya da sularımızı. Sonra bir etrafımızı bir gezinelim bakalım. Neler var neler yok. Tamam çok iyi. Ürünlerimiz bunlar da çok iyi. Tamamdır. Çok iyi ya. Sütümüz bitmiş. Tamam bak bunları tekrar bir tazeleriz. Bir içeceklerimize bakalım. İçeceklerimiz de var. Tamam. Bir portakal suyu veririz. Bir de şu arkadaki koladan. Bak portakal suyu ve arkadaki kolayı bir ekleyelim. Portakal suyu nerede? Tamam. Bak bunu ekledik. Ondan sonra cığıma. Şunlardan tekrar bir tazelesek. Mesela. Şunlar hariç. En azından şu anlık. Tamam. Şunları bir siparişini ver. 210. Tamam. 181 dolar. 181 dolarcık daha. 204 dolarcık. Tamam. Şunları hemen bir yerleştirelim. Arkadaşlar hiç durmak yok. Kasiyerimiz olmasa var ya. Biz hayatta bu işi devam ettiremeyiz. Bak hiçbir şey pahalı değil. Pahalı pahalı demeyin. Canım sıkmayın ha. Arkadaşlar sinir ediyorlar ya. Pahalı diyorlar herhalde. Ne pahalı lan? Enayi. Şekerimizi koyalım. Koy. Tamam. Çayımızı. Ulan çay bayağı kalacak ha. Aynen öyle. Ulan bayağı dedik arkadaşlar. Bir tane kaldı galiba. Aynen bir tanecik kaldı. Portakal suyumuzu koyalım. Tamam. Şimdi makarna. Makarna ne durumda? Bu kutularda azıcık oluyor arkadaşlar. Aslında bu temel gıdalardan 2-3'er kutu falan versek daha güzel olur. Tamam. Bizim şu anlık arkadaşlar asıl sorunumuz ne biliyor musunuz? Kasa. Kasa problemimiz var. Kasa problemini de hallettik mi? Var yani bunu diğer bölüm büyük ihtimal çözeriz. Bak bu bölüm mesela raf problemimizi hallettik. Bence çok da güzel oldu.
Lan bak gene spot ışığı veremedik ya. 200 dolar olduğu gibi hiçbir şey almayacağım arkadaşlar. Direkt spot ışığı alacağım. Geceleri hoşuma gitmiyor ya. Belki çok önemli değildir ama benim hoşuma gitmiyor. O çok sıkıntı. Tamam. Şunlar o bak bir şey lan iki şey bitmiş hatta. Spagettinin. Un. Un nerede oğlum? Un arkada. Buradaydı. Tamam çok iyi. Şunu bıraktıktan sonra da ışığımızı bir açalım. 136 dolar bak. Çok güzel gidiyor ya. İşler. Sistemi oturttuk yani. Tamam Nutella. Buna hep Nutella diyoruz ya. Normalde fıstık ezmesi arkadaşlar bu. Tamamdır. Son bir kutu kaldı. Yok iki kutuymuş. Şundan da koyalım. Supreme Un. Tamam. Yok lan daha varmış. Lan minnacık ya arkadaşlar. Tuz ya o da. Gözükmüyor mübarek. Tamam. Bunu aldık mı? Tamam. Tuzlarımız neredeydi? Ha şuradaydı. Tamam. Böyle koyduk mu? Bunun daha da çıktı ha dedim. Bitti arkadaşlar. Çıkmaya devam etti. Şu anlık arkadaşlar 5 tane değil 2 tane bir spot ışığı alalım biz. Tamam mı? 2 tane. 2 tane işimizi görür ya şu anlık. Hiç yoktan iyi en azından. 2 tane. Tamam. Bir tane de şöyle ortaya koyduk mu? Bence güzel olur. Tamam. Hatta bir tane daha alalım arkadaşlar. Bir tane daha alalım sen. Bir tane, iki tane değil. Tamam. Şunu da şöyle koyduk mu? Hiç karanlık. Yani o kadar fazla abartıcı. Bak şunu şuraya alsak mesela. Tamam. Daha iyi oldu. Tüm kasalar dolu be kardeşim. Dayılar iç içe girdiler mübarek. Niye duruyorsunuz lan? Devam etseniz. Allah Allah arkadaşlar. Robot gibi durdular. O ürünlerimiz süt siparişi verelim diyecektim de. Oo süt sıkıntı. Sütümüz bitmiş başka. Lan 9 oldu ya ondan sipariş veremiyoruz. Şunlar iyi tamam. Buralar komple iyi güzel. Peynirimiz var. Yumurtamız var. Tamam. Güzel. Çayımızdan alan yok değil mi? Hala yok. Tek altılı süt sıkıntı arkadaşlar ya. Ondan iki tanecik kalmış. Neyse günümüzü gene güzel halledeceğiz. Dediğimiz gibi sadece bir kasaya ihtiyacımız var. Bak arkada kaç kişi var lan burada? Şimdi kovacağım bu ne olacak ha? Bunu kovup tekrar ışığa alabiliyoruz mu acaba arkadaşlar? Yani öyle bir şey denesek. İşe alalım. Kov lan. Gelin lan buraya. Arkadaşlar. Evet tekrar işlere sağlara döndük. Çünkü arkadaşlar birazcık yavaş bizim dayımız. Hemen hızlıca şunları bir geçirelim. 49. 49. 40. Tamam yürü bakayım abi. Ablam abi. 350. 350 yürü bakayım. Tamam. Seni de al. 1.80. 25. 80. Yürü bakayım. Bakın biz hemencecik nasıl arkadaşlar? Yürü bakayım. 80 cent. Yürü bakayım. Tamam. Sen ne verdin? 1 dolar. Yürü bakayım. Arkadaşlar 530 dolar ne ara olduk lan biz? 21.80. Yürü bakayım. Maşallah maşallah. Zaten arkadaşlar ürünler yani sipariş veremeyeceğimiz için yani yapacak bir şey yok. Yoksa da geçmiş olsun. Çok iyi. Vallahi arkadaşlar 75, 80, 90 çok iyi gidiyor ya. 621 dolarımız oldu. Bak bir sürü harcadık bu arada. Çok fazla para harcadık. Ama yine de paralarımız çok iyi şu oluyor. 36.90. Yeni ürün açmak istiyordum bugün de arkadaşlar. Tek onu yapamadık. Yani yapacak bir şey yok. Günümüzü atlatalım. 677 dolarımız da kaldı bize. Bak bugün sonunda kar yapabildik. 283 dolar kar yaptık. Elma suyu. Hemencik şunu yükseltmesini yapalım unutmadan. 3.20, 3.5 yap bunu. Çok fazla yükselmemiş de. Neyse. Bence güzeldi arkadaşlar. Hani tekrar bunu işe alırız zaten. Aa, bir günlük mü kovduk lan? Tekrar işe gelmiş bu. Tamam bizim işimize gelir arkadaşlar. O bak 100 dolar işe alınıyor. Ama bug'a mı girdi anlamadım arkadaşlar. Biz işe almadan kendisi geldi. Ama güzel oldu. Bir sürü ürün şeyimiz de açılmış. Onların da hepsini alırız arkadaşlar. Faturalarımızı ödeyelim.
Güzel bak, işe alım 20. seviye, daha çok var onu be. Ama depo görevlisi belki alabiliriz arkadaşlar bak. Özelleştirmeye gerek yok. Banka ödememizi de yapalım. Tamam bak, ödemelerimizi yaptık. 312 dolar kaldı bize. Tamam. Arkadaşlar eksiklerimizi, siparişimizi veririz. Tamamdır, ama bence bugünümüzü güzel atlattık. Bugünkü bölümümüzü de burada bitirelim. Gerçekten sistemimizi bence çok güzel oturttuk. Yani bugün bayağı çalıştık. Umarım siz de beğenmişsinizdir hani yeni düzenimizi. Beğendiyseniz yorumlarda belirtseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Umarım arkadaşlar videomuzdan da keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın, sizden ricam dediğimiz gibi. Eğer videolarım da hoşunuza gidiyorsa, abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.